Kartlar nerede? Kartlar çantada. Bugün çantada. Abi kartlarımız bir süre çantada kalsın çünkü Türkiye çok başka şeyler konuşuyor. Evet. Hani sadece ünlülere değil, sizlere, sosyal medya fenomenlerine de sormak istiyorum ben. Çünkü her dönemin kendisine göre bir ünlüsü vardır. Benim görüşüm bu şekilde. Evet. Çocuklarımız, kadınlarımız, sokak hayvanları ve en son 12 tane bebek Hipokrat yemini etmiş canilerin ellerinde vahşice can verdiler. Bu konuda neler söyleyeceksin? Abi söyleyecek hiçbir şey yok. Maalesef ne kadar üzülsek de bazı olaylar oluyor. Yani ne kadar biz bunun böyle önüne geçmek istesek de adamlar başka bir yol buluyor. Değil mi? Oradan vuruyor. Yani biz bir şey oluyor, onu önlem alıyoruz. Ondan sonra hiç böyle hayal edemeyeceğimiz kötülükte olaylar oluyor. Hepimizi inanılmaz bir şekilde üzüyor tabii ki. Yani çok üzücü olaylar ya. Yani ben ne kadar pozitif bir insan olsam da, ne kadar böyle hiçbir şeye kafaya takmasam da, her zaman böyle mutlu olsam da, gülümsesem de böyle olaylar beni bile sarsıyor, herkesi sarsıyor. Ki ben gerçekten ölüm dahil normal şartlarda ailemden biri bile, yakınlığımdan biri bile ben kaybetsem birazcık üzülürüm. Çünkü derim ki ya, dünya zaten o kadar da hani böyle şey bir yer değil, buradan gittiyse okey ne güzel hani. Anladın mı? O kafada normalde bir insanım ama bu olaylar olduğu zaman ben bile üzülüyorum, gözyaşı dökebiliyorum, anladın mı? Böyle bambaşka bir dünyalara kafamla gidebiliyorum ya da bazen böyle duygusallaşabiliyorum, anladın mı? Yani böyle olaylarda ve... Sosyal medyada bir şey soracağım sana, çok özür dilerim, sözünü kesme. Sosyal medyada etkileşim için her şey mübah mıdır? Öyle olur mu abi? En son İlhan Polat ve Sıla Doğu'nun birbiriyle öpüşmesi bütün bu anlattığım konulardan daha fazla konuşuldu, biliyor musun? Evet, maalesef böyle bir gerçek var. Doğru söylüyorsun. Çok üzücü bir olay. Sadece bence yani bunlar da birisinin planıdır. Hani illaki işte nasıl söyleyeyim? Kötü şeyler olduğu zaman her zaman fark ederseniz ki farklı bir şey olur, bir olay olur. O kötü şey unutulsun diye, o kötü şey hemen böyle işte o gün gündemden kalksın diye illaki insanların daha çok dikkatini çekecek bir şey olabilir. Buradaki üzücü olan şey aslında insanların dikkatini böyle şeylerin dağıtabilmesi. Değil mi? Kesinlikle. Anladın mı? Peki, adalet mekanizmasına hepimiz çok güveniyoruz ama kendi vicdan terazinde onların dışında olması seni rahatsız ediyor mu? Tabii ki. Kimin? İlhan ve Sıla'nın. Ha yani onların şeyiyle ben çok ilgilenmedim. Yani ben abi çünkü kendi hayatım kendimi ilgilendirir. Başkasının hayatı başkasının kendisini ilgilendirir yani. Ben hiç böyle şey yapmadım ya niye girmişler, niye çıkmışlar vesaire vesaire. Ben zannettim ki işte şimdi bu öbürü. Ama hiçbir şey diyemem bu konular alakalı yani. Çünkü adalet diyorsa ki bunlar çıkmalı. Onlar diyorsa ki girsin. Anladın mı hani... Şimdi Türkiye'nin en büyük, daha doğrusu dünyanın en büyük mahkemesine sahibiz ya artık, Twitter. Biliyorsun orada efendime söylüyorum asıyoruz, orada kesiyoruz, orada infaz ediyoruz, orada yargılıyoruz. Ama herkesin işine geldiği gibi asıyoruz, kesiyoruz yani. İşte onun için dedim senin vicdan terazinde durum nasıl? İşte benim, abi benim felsefem ne biliyor musun? Sonuçta ben sabah kalkabiliyorum değil mi? İstediğim şeyi yapabiliyorum ya da işte akşam yatıyorum. İçimde huzur var mı? Maalesef bazen olmayabiliyor ama... Ben nasıl içimdeki huzuru koruyabiliyorum? Bu işlere karışmayarak. Anladın mı? Ben bunlara çünkü ne kadar karışırsam ya da ne kadar bunlarla alakalı ben kafayı yorarsam o kadar çok üzülürüm. Ama aslında benim gücüm bunları değiştirmeye yetmiyor. Benim sosyal medyam belki yetebilir. Değil mi? Birisi benden istese şunu şunu paylaşır mısın, bunu paylaşır mısın? Bir ihtimal paylaşabilirim. Tabii ki onu da böyle münakaşa etmem lazım. Böyle bir hani paylaşılır mı, paylaşmaz mı? Ama normal şartlarda her şeyden uzak kalmak. Böyle şeylere karışmamak her zaman daha doğrudur. Etkileşim bence. İçin bir erkekle öpüşür müsün? Yok, imkanı yok. Tövbe yarabbim. Sormak zorundaydım, kusura bakma. Yok, sıkıntı yok. Asla öpüşmem, hayır. Peki, teşekkür ederim abi. Sağ ol.